Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 10 Nisan Cumartesi Amerika Kinland yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 9 koşulu bir programımız var. Ama gerçekten birbirinden zevkli yine açık yarışların grup yarışlarının olduğu bir yarış. Ben bugün erken saatlerde bu programı yaptığım için şu anda akşam 7'ye doğru zaten çıkan atlar oluyor. Genelde 6-6.30 civarında. O yüzden her ihtimale karşı, çünkü dün akşam banko olarak verdiğim safkan maalesef koşmadı. İşte rakip de sunamadığım için o şekilde kaldık. Ben bugün en azından tek tuttuğum safkanları söyleyeceğim. Çıkması halinde veya oya at yazması halinde yazmanız gereken safkanları da en azından söyleyip sizlere bir kolaylık sağlamak istiyorum. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diyorum. Çünkü program bayağı uzun, bir 9 koşulluk bir program var. Herkese şimdiden başarılar dileyerek hemen programımıza açılışını yapıyorum arkadaşlar. Birinci koşumuz saat 20.05'ten itibaren başlıyor. Bir satış koşusu. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum yarışında birinci altılı ganyanımızın ilk ayağının startını verelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 safkan arasında koşulacak olan bu yarışta hemen yurt dışı bayisi oranlarına bir geçiş yapalım. Evet, şu anda gördüğünüz gibi 6 safkanın oranları en azından bir teyit yapalım. 4 nolu safkan Artemus City Limits. Bakalım. Evet, 4 nolu safkan Artemus City Limits en azından doğrulamasını yaptık. Oranlara gelelim. Gördüğünüz gibi 4 nolu safkanın şu anda 1-2 yurt dışı sitesinde bahisleri kapalı. Olan bahisler de 1.50, 1.45 gibi orana sahip, bayağı bir favori konumunda olan bir isim. Daha sonra 5 nolu safkan geliyor, 1.75 gibi orana sahip, bazı sitelerde de 1.50 gibi bayağı düşük oranlara sahip bir isim. Daha sonra 3 nolu 5 lira ganyana sahip bir isim. 2 nolu safkan 7.5 liralık orana sahip. 1 nolu safkan 12 lira. 6 nolu safkan da 16 liralık orana sahip. Hemen yarış programımıza geçiş yapalım. Ben de burada sizlere önerebileceğim ilk şanslı isim şu anda yurt dışın ve Türkiye'de de bayağı bir favori konumda olan 4 nolu Artemus City Limits. Bu Temple City'nin güzel temsilcisi Martin Pedroza da start alacak olup en azından performans olarak bayağı rakiplerinden ön planda gözüken isim, büyük ihtimalle de kazanması gereken isim. Yani şu andaki gidişata göre, formuna göre kazanması lazım. Eğer bu ayakta rakip arayanlar için kimleri yazabiliriz? 5 nolu Get Hammered, bir Style Thirsty temsilcisi Rod Ortiz Jr. start alacak olan bu safkanda bu yıl en azından yarış koşmuş demeyelim çünkü 442 gündür koşmayan bir safkan. Çünkü ama bu bazı veriler yanlış olabilir arkadaşlar. Çünkü bakıyorsunuz bu sanki şu 6.lı bu yıl koşmuş gibi gözüküyor. Ama yine buradan bir kontrolümüzü tekrar yapalım. Ben çünkü baktım ama en azından bir daha işi garantiye verelim. Bakalım. En azından gördüğünüz gibi 23 Ocak 2020 yıl tarihinde arkadaşlar. Yani bir yıldan fazladır koşmuyor. 1,5 yıla yakındır koşmayan bir safkanımız var. Hemen burayı kapatalım. Evet, gelelim buradaki, ama safkan bugün veriliyor. İyi yerlerde koşmuş bir isim. Demek ki güzel bir hazırlıklara sahip. Hani Türkiye'de olsa bu safkanlar pek yazılmıyor ama yurt dışında inanın el bebek gül bebek bakılıyor. Eğer 4 nolu safkanın yanına at yazmak isteyenler için önce ben yine 5 nolu Get Hammered'ı Rod Ortiz Jr.'la önereceğim. Daha sonra 3 nolu Best of Grelay. Bir Grelay's Concurrence temsilcisi Luis Lais'e start alacak olan bu safkanda en azından bu grupta iş yapacak güzelliğe, özelliğe sahip bir isim. Ve bir de son olarak da 1 nolu City Drifter. Yine bir City temsilcisi Rafael Bejanuaro da start alacak olup en azından son 3 yarışın ikisini kazanmış formda bir isim. Ama dediğim gibi her şeye rağmen bu 4 nolu safkanın kazanması bence en normal sonuç olur. Büyük ihtimalle de bu yarışı kazanır arkadaşlar. Ama dediğim gibi çıkanlar olursa veya ilave etmek gerekirse de 5-3-1 olarak da tercih edebilirsiniz. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde opsiyonlu satış koşusu. Evet, bu dün de gördüğümüz bir yarış stiliydi ama gerçekten burada koşan safkanlar hepsi de birbirinden kalite, güzelliğe sahip bir isimler. Yani koşmuş olduğu yarışlara baktığım zaman grup yarışları koşan isimler ama buradaki opsiyonlu satışın herhalde belli bir kuralı ve şartı olması gerekir. Ben tam olarak bilmiyorum ama opsiyonlu olunca büyük ihtimalle o anlama geliyor. Tabii şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre kum yarışında bu 8 safkan arasındaki koşulacak olan safkanların oranlarına geçiş yapalım arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi ikinci koşunun oranları şu şekilde: 5 nolu safkan 1.75 orana sahip, 7 nolu safkan 2 lira, 1 nolu safkan 5.5 lira, 8 nolu safkan 7.5 lira, 4 nolu safkan 7.5 lira, 2 nolu safkan 9 lira, 3 ve 6 nolu safkanlar da 33'er liralık orana sahip. Gerçi 6 nolu safkan 40 lira orana sahip ama olsun. Geçelim hemen programımıza.
Benim burada size önereceğim ilk şanslı isim 5 nolu Varkov olacak. Bu Street Sense temsilcisi Tyler Gaffney'e start alacak olup benim bugün ilk şans verdiğim isim, en azından performansı benim bayağı hoşuma gitti. Yani son 3 yarışın ikisini kazanmış bir isim. Rakip olarak da 7 nolu Baby I Am Perfect. Bir Flower Alley temsilcisi Louis Size'e start alacak olan safkanda şu anda gördüğünüz gibi Türkiye'nin yurt dışının favori konumunda ismim. Yani bu 5 ve 7 nolu safkanlar bende bayağı bir ön planda çıktı. Yani büyük ihtimalle bu ikisinin mücadelesi birinciyi belirleyecek. Ama burada dediğim gibi çıkanlar olursa veya ilave etmek gereği duyanlar için de, çünkü her ayakta muhakkak sürpriz arayışlarında giriliyor ve altı oyunun zaten en büyük özelliği de bu zaten. Kimleri yazabiliriz? Bir nolu Zanesville, Bittiz nolu temsilcisi Rafael Bejanaro'da start alacak olan safkanda performansıyla harikalar yaratan bir isim. Yani şu performansı gerçekten gözlere çok güzel bir hitap ediyor. 16 yarışın 3'ünü kazanmış, 1 ikincilik, 2 tane üçüncülüğü olan bir isim. Yani çok formda ve istikrarlı bir safkan. Bence rakip olarak yazmak gerekir diye düşünüyorum. Daha sonra 8 nolu Money for Mischief, bir Into Mischief temsilcisi Miguel Mena ile start alacak olan bir safkanda en azından bu yıl 2 yarış koştu ve 2. yarışındaki 5. fena değil. Ama ondan evvelki geçen seneki yarışlarına baktığımız zaman 2 tane üçüncülüğü, 2 tane birinciliği, gerçi öteki performansları söylemiyoruz. Yani en azından şu son 6 yarışın baz aldığım zaman bu safkanda en azından bugün iyi bir yerlere gelmesi gereken isim. Bir de 4 nolu Tez, The Factor temsilcisi Albin Jimenez ile start alacak olan bir safkanda en azından iyi durumuyla yazılması gereken son isim olur. Ama 5-7 bayağı bir ön planda, geniş ve sürpriz arayanlara da 1-8-4 olarak yazmalarını öneriyorum. Günün 3. koşusundan itibaren 7'li plase ve 3'lü ganyan ayağımızın açılış ayağı olan bu koşuda da 8 safkan var. Bir Maiden 3 ve yukarı İngiliz'in 1600 metrelik kum yarışın hemen yurt dışı bahis oranlarına geçiş yapalım arkadaşlar. Evet, 3. koşunun oranları yavaş yavaş açılmaya başladı. 6 nolu safkan 1 lira 20 kuruş gibi orana sahip. 7 nolu safkan 3,5 lira. 4 nolu safkan 5,5 lira. 3 nolu safkan 6,5 lira. 1 nolu safkan 7 lira. 5 nolu safkan 8 lira. 8 ve 2 nolu safkan da 40 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Benim burada önereceğim ilk şanslı isim, yani benim tuttuğum isim 7 nolu Atako olacak. Bu Union Rocks temsilcisi Dryden Van Dijk'e start alacak olup en azından koşmuş olduğu yarışların performansı biraz daha hoşuma gitti bu Maiden yarışta. Yani bana göre birinciliğin ilk şanslı ismi, ama tabii ki yurt dışında bayağı bir önde olan, Türkiye'de de çok önde oynanan bir isim olan 6 nolu Tour de Gain Tide, bir Into Mischief temsilcisi olan safkan da Irat Ortiz Junior'la yine tek koşmuş olduğu yarıştaki güzel dördüncülüğe bana göre zaten şanslı isim. Bu iki safkan biraz daha gruptan bende ayrılmış pozisyonda. Yani 7-6 ikisini yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz. Ama buraya çıkanlar veya ilave etme gereği duyanlar için de 5 nolu Khalid Lau, bir Munich temsilcisi John Velasquez'e start alacak olan safkan ilk kez koşuyor ama iyi bir orijine, iyi bir ekipte olduğu yazılması gereken isimler arasında. Zaten şu anda AGF'lerde 3. sırada %8'lik orana. Bir de şu 4 nolu Extreme, bir Space Stone temsilcisi, yine kumpisinin iyi bir orijini Brian Joseph Hernandez Jr. start alacak olan bu safkanda tek koşmuş olduğu yarışta bir 3. geldi etti ama bu koşmuş olduğu yarış sanki bana biraz daha farklı gibi geldi, ama yine ilave etmek isteyenler için bence ideal isim. Handikap puanı da şu anda gördüğünüz gibi en yüksek handikap puanına sahip isim. 7-6 önce 5-4'te daha sonra önerdiğim safkanda. Günün 4. koşusundan itibaren de 2. altılı ganyan ayağımızın açılış ayağı olan bu koşuda 1 ve 8'in ekürü olduğu bu yarış bir şartlı 3 yaşlı İngiliz'in 1700 metrelik çim yarışında start veriliyor ve hemen oranlarımıza bakalım arkadaşlar. Evet, 4. koşuda 8 nolu safkan 2 lira. 1 nolu safkan 2.25. Arkadaşlar bu 1 ve 8 ekürü. En azından bunu belirteyim. Daha sonra 4 nolu safkan 3.5 lira. 7 nolu safkan 4.5 lira. 2 nolu safkan burada çoğu sitelerde 4 lira düşmüş bir oranı var. 6 nolu safkan 14 lira. 5 nolu safkan 20 lira. Ve son sıradaki at da 3 nolu safkan da 20 lira gibi orana sahip. Hemen bahis programımıza geçelim. Ben de burada ekürlerden 1 ve 8 nolu safkanların bu yarışı en önde şanslı isimleri olarak öneriyorum. Yani büyük ihtimalle bu yarışı kazanır. Benim biraz daha 1 nolu safkanı biraz daha önde tutuyorum. 1 nolu Full Song,
bir Into Mishim temsilcisi, yine her iki ekürde Into Mishim temsilcisi Tyler Gaffney'e start alacak olan Safkan biraz performans olarak sanki ötekisinden biraz daha iyi geldi bana. Ben de bu Safkan'ın büyük ihtimalle kazanmasını bekliyorum. Ekürüsü de zaten en ciddi rakip konumunda olan bir isim. Yani güne Manko ile başlayabiliriz arkadaşlar. Ama şöyle bir durum daha var. Çıkanlar olabilir veya buraya at ilave etmek gereği duyanlar için de ben en azından performansı baya baya hoşuma giden bir diğer isimler var. Bunlardan biri 4 nolu Avalino. Bir Medalor Doğra temsilcisi Irak 400 Junior start alalım Safkan'da performans olarak baya göz dolduran bir isim. Bir de 7 nolu Private Island bir Bodomeister temsilcisi Brian Joseph Hernandez Junior start alacak olan Safkan'da en azından koşmuş olduğu yarışlarla bana göre burayı da ciddi olarak rakip olarak yazmamız gereken isim olarak gözüküyor karşımıza. Tabii ekürlerden 1 nolu Safkan'ın büyük ihtimalle kazanır çıkıyor arkadaşlar. Eğer tek atamayanlar için de 4 ve 7'yi de rakip olarak ilave edebiliriz arkadaşlar. Günün 5. koşusu Maiden satış koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre kum yarışına geldiğimizde 13 Safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarına geçelim. Evet, oranlarımız yavaş yavaş açılmaya başladı. 1 nolu Safkan 10/11 yani 1 lira orana sahip. Net 1 lira söyleyebiliriz. 3 nolu Safkan 4,5 lira, 13 nolu Safkan 5 lira, 7 nolu Safkan 5,5 lira, 11 nolu Safkan 7 lira, 2 nolu Safkan 14 lira, 8 nolu Safkan 16 lira, 10 nolu Safkan 16 lira, 12 nolu Safkan 20 lira, 6 nolu Safkan 25 lira ve 9, 4, 5 nolu Safkanlarda 40 lira ve 80 lira gibi oranlara sahip isimler. Hemen programımıza geçelim. Arkadaşlar burada yurt dışında bayağı bir favori konumda olan bir 1 nolu Bolt Victory, bir Flatter'ın güzel temsilcisi Irat Ortiz Junior'la benim yine bugün çok çok ön planda tuttuğum isim zaten yurt dışında 1 lira gibi net bir orana sahip, bayağı yüksek bir orana sahip. Ama ben bu Safkan'ın yanına bir tek rakip önereceğim. Bu da 3 nolu Rogue Element, bir Honor Code temsilcisi Mario Gutierrez'le start alacak olan bu Safkan'da en azından performansı iyi. Her ne kadar bu handikap biraz düşük gibi çıkmış olsa da bana göre bu tür handikapları da aldanmamak gerekir. Çünkü koşmuş olduğu yarışlar bayağı iyi. O yüzden 1 ve 3 bana göre rakiplerinden bayağı ön planda gözüken isimler. Ama tabii ki 1 nolu Safkan yine bende de ön planda ilk tuttuğum isim. Daha sonra 3 nolu Safkan. Eğer bu iki Safkan'ın dışında at yazmak isteyenlere de en azından size önerebileceğim Safkan'lar şunlar. 7 nolu Midnighter. Yine bir Flatter temsilcisi Tyler Gaffney'e start alacak olan bu Safkan'da en azından yazılması gereken Safkanlar arasında. Daha sonra 11 nolu Lemon and Diem. Bir Carpe Diem temsilcisi Adam Bechiza'la start alacak olan bu Safkan'da performansı fena değil. 11 nolu Lemon and Diem, bir Carpe Diem dediğim gibi. Daha sonra 2 nolu Don't Show Vimnex, bir Palas Maris temsilcisi Rafael Bejanaro'da start alacak olan Safkan'da bu yıl koşmuş olduğu performansları bayağı iyi. Son iki yarışın iki tane ikinciliği sahip bir isim. Bir de 13 nolu Adara, bir Empire Maker temsilcisi Robbie Albrador'a start alacak olan Safkan'da en azından Toto'su biraz kötü gibi ama iyi gruplarda koşmuş bir isim. Ama bugün yedeklerde kısmında yani büyük ihtimalle çıkması gereken bir Safkan. Yani ilk çıkacaklardan birisi 13 nolu Safkan gözüküyor. Tabii bakalım belki başka Safkanlar da çıkıp koşabilir. Onu da bir şey diyemem. 1-3 önce, daha sonra 7-11, 2 ve 13 nolu Safkanlar da benim daha sonra yazılması gereken isimler olarak çıkıyor. Günün 6. koşusuna geldiğimizde yine bir opsiyonlu satış koşusu çıktı karşımıza. Şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre kum yarışında. Burada da 1 ve 9 nolu Safkanların ekürü olduğu bir yarış. Hemen bahis oranlarına bakalım arkadaşlar. Evet, buradaki oranlar 2 nolu Safkan 1.75, 8 nolu Safkan 3.5 lira, 1 nolu Safkan 6 lira, 9 nolu Safkan 6 lira, 5 nolu Safkan 7.5 lira, 4 nolu Safkan 9 lira, 6 nolu Safkan 9 lira, 7 nolu Safkan 16 lira ve 3 nolu Safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Hemen buraya programımıza geçelim. Ben burada normalde bank olarak tuttuğum bir Safkan var. Hani belki koşmaz ise, arkadaşlar bakın koşmaz ise rakip olarak önerdiğim Safkan da var. Ben burada 2 nolu Westville Power'u, bu Bernardini'nin güzel temsilcisi Javier Castellano'na kazanmasını bekliyorum. Zaten 4 yarış koşmuş, 2 birincilik ve son 2 yarışında da 2 tane ikincilik güzel performansıyla ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Benim bankom, bakın benim bankom 2 nolu Westville Power olacak. Eğer koşmaması halinde veya bu ayağa at yazıp başka yerde tek geçmek isteyenler için en azından bu şekilde öneride bulunayım. Ekürlerden 1 nolu Noren, bir Into Mishim temsilcisi Luis Saez'e start alan Safkan bana göre ilk ciddi rakip gözüküyor. Daha sonra 6 nolu Almash Sikuru,
bir Warfront temsilcisi, iyi bir orijine sahip Tyler Gaffney'in start alan bu safkanda bu yıl en azından bir yarış gördü. Nefes yönden bu sefer daha iyi duruma gelen bu safkanda yazılması gereken diğer isim 5 dolu Payne. Bir Panther temsilcisi Corey Lenara ile start alacak olan bu safkanda en azından performans olarak fena değil. Bir de 8 dolu In Law. Bu Brezilya orijinli bir orijin safkan ama baba Japon bir Agnes Gold temsilcisi Grant Ortiz Jr.'ın start alan bu safkanın performansına baktığımız zaman sürekli çimde daha iyi performans sergileyen bir isim. Yani bugün çimde performansı daha yüksek ama bugün ne hikmetse herhalde bu satış programında bu kumpisi tercih etmiş. Artık herhalde bildikleri vardır bu safkanda. Ama tabii boş bir safkan olmadığı da bir gerçek arkadaşlar. Ama dediğim gibi 2-0 safkanın ben bugün kazanmasını bekliyorum ve bugünkü banko isimlerinden birisi. Eğer koşmaması halinde yani yazmak istediğiniz safkanlar rakip olarak da 1-6, 5-8 olarak önereceğim arkadaşlar bu koşuyu. Günün 7. koşusuna. Bugün benim alternatif bankolarım çok. En azından banko adaylarım çok. Sizler de ona göre değerlendirmenizi yaparsınız arkadaşlar. Geldik günün 7. koşusu. Bir grup 3 Ben Ali Stakes koşusu. 4 ve yukarı İngiliz'in 1800 metre kum yarışında 5 safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarına bakalım. Evet şimdi açılıyor. Zaten 5 safkan koşuyor burada. Burada 3 nolu safkan gördüğünüz gibi bayağı yurt dışı sitelerinde satışı kapalı. Yani dükkanları kapatmışlar bu safkan için. Açık olanlarda 1.20 gibi oran sahip, 4/5 gibi oran sahip. Yani 1 lira net oran söyleyebiliriz veya aşağısını söyleyebiliriz. Rakipleri 5 nolu safkan 2.5 lira oran sahip, 1 nolu safkan 4 lira, 2 nolu safkan 8 lira ve 4 nolu safkan da 8 lira gibi orana sahip. Evet geldik buraya. Arkadaşlar yine aynı şekilde ben burada 3 nolu Night Ops, bu Warriors Reward temsilcisi Javier Castellano'na en azından göstermiş olduğu performansıyla bu grubu rahat rahat geçmesi gereken isim. Yani bu grup 3 yarışı bence 3 nolu Night Ops kazanır arkadaşlar. Ama koşmaması halinde, bakın yine söylüyorum, koşmaması halinde, yani tutuyorsun da rakip veriyorsun anlamında değil, koşmaması halinde yazılacak atlar biraz kalabalık. Bunlardan birisi 1 nolu Biu Limunare, bir I Want Revenge temsilcisi Luis Saez'e start alalım safkanda. Gördüğünüz gibi son 6 yarışın 5 tane ikincili, bir tane birincili olan formda bir isim. Daha sonra 5 nolu Silver Dust, bir tapit temsilcisi Adam Bechizal'a start alacak olalım safkanda. En azından daha iyi gruplardan da koşmuş bir isim. Tabii birinciliği yok şu anda gözüktüğü kadar son 6 yarışta. Bir de 2 nolu Trezor Trow, bir tapizar temsilcisi Tyler Gaffney ile yazması gereken son isim. Yani gördüğünüz gibi 3 nolu safkan koşmaması halinde bayağı ciddi hemen hemen hepsi yazılacak bir ayak haline geliyor. Ama ben bugün koşmaması halinde 3 nolu safkanın kazanmasını bekliyorum. Yani şimdi koşmaması halinde derken bunu kastediyorum. Yani at yarışı görüyorsunuz, adamlar yani kazanacağı yarışlarda bile ufacık bir rahatsızlıktan dolayı atlarını eba etmiyorlar arkadaşlar. Riske sokmuyorlar, çıkartıyorlar. Yani Türkiye'deki gibi aman koşsun da tabela yapsın da anlamına gelmiyor. Ondan sonra oynayan adamlar hepsi ters oluyor. Adamlar oradan yine 3-5 alıp onlar da şükür ediyorlar. Bu yanlış bir şey. Adamlar yani gördüğünüz gibi Amerika'dakiler yani en doğrusunu yapıyorlar bence. Çünkü önce sağlık arkadaşlar. Ama koşması halinde yani burada çıkan olmaması halinde 3 nolu safkanın ben birinciliğini bekliyorum. Günün 8. koşusuna geldiğimizde yine bir grup yarışımız var. Bir John Casaway Stakes Listed koşu. Açık dişilere ait 3 ve yukarı İngiliz'in 1100 metrelik çim koşusunun hemen oranlarına gelelim. Yani ben şimdi 6'da oynamaya kalksam ben inanın 4. ayaktaki yani 7. koşudaki 3 nolu safkanı ben tek atarım. Yani onun yanına at yazacağımı düşünmüyorum. Gelir veya gelmez ama kazanması bence en normal sonuç olur. Gelelim buradaki yarışa. Burada da oranlar açılmaya başladı. 1 nolu safkan 2 lira, 3 nolu safkan 3 lira, 10 nolu safkan 4,5 lira, 2 nolu safkan 8 lira, 6 nolu safkan 8 lira, 7 nolu safkan 8 lira. Evet, 4 nolu safkan 14 lira, 8 nolu safkan 16 lira, 5 nolu safkan 40 lira ve son sıradaki 9 nolu safkan da 66 lira gibi bir orana sahip. Gelelim bizim buradaki programımıza ve benim söyleyeceğim tahminlere. Ben burada önceliği 3 nolu Ellis, bir City Zip temsilcisi Mitchell Moore ile start alacak olan bu safkan performansı bayağı iyi. Son 4 yarışın 3'ünü kazanmış, oldukça formda bir isim. Şu an Türkiye'de 3. sırada olan bir isim ama benim burada ben iyi şansı bu safkana veriyorum. Daha sonra 1 nolu Into Mystic. Bugün Into Mystic temsilcileri bayağı çok. Bu Rat Ortiz Junior start alacak olan bu safkan da gördüğünüz gibi grubun en yüksek handikap puanı sahip ve bayağı bir formda. Bu yıl koşmuş olduğu yarışın birini kazanıp birinde ikinci olan yine bu grubun iddialı ve şanslı isimler arasında.
Daha sonra 10 nolu Jakarta, bir Bustin Stones temsilcisi Luis Saez, Stade Alacakaman Safkan'da etkileyici güzel formuyla yazılması gereken diğer isim. 3-1-10 biraz daha rakiplerine oranla ön planda tuttuğum isim. Eğer bu ayarda çıkanlar veya geniş atı yazmak isteyenler için önerebileceğim safkanlar şunlar. 2 nolu Ingot Spirit, bir Ghost Zapper temsilcisi Ingot Spirit. Yani Ingot olunca farklı oluyor. Miguel Menela Stade Alacakaman Safkan'da son yarışı kazanmış bir isim. 7 nolu Karak, bir Karakonte temsilcisi. Karakonteler gerçekten iyi bir aygır arkadaşlar. İyi tayları var. Hatta dün de ben ısrarla söylediğim bir safkan vardı. O da kazandı. Biraz geri planda kalmış bir isimdi ama en azından o orijinal hatırını kazanarak yaptı. Bu 7 nolu Karak da iyi bir safkan. John Velasquez de Stade Alacakaman Safkan'da yine iyi performansa sahip bir isim. Ve bir de 6 nolu I Beat Off Boat, bir partner temsilcisi. Tyler Gaffney Stade Alacakaman Safkan'da yine çok formda, bana göre yazılması gereken diğer isim. 3-1-10 öncelik, 2-7-6 da daha sonraki önerebileceğim safkanlar arkadaşlar bu 8. koşu için. Günün son koşusuna geldiğimizde bir grup 3 Lexington Stakes 3 yaşlı İngilizlerin 1700 metre kum yarışına geldiğimizde, burada baktığımız zaman 10 safkan arasında koşacak olan bir yarışın yine oranlara geçeceğiz. Tabii bu arada bu 9. koşu değil de yani bundan sonra bir koşu daha var. Gerçi o da bir yarım saat 35 dakika sonra ama inanın o yarışı da koysalar da iyiydi. Bir grup yarışıydı o da. Ama maalesef işte geç saatleri olduğu için yapmadı. Halbuki de o kadar yarış, 2.30'da bile yarış koyan TJK bunu niye koymuyor ben anlamadım. Ama gerçekten iyi bir yarışmış. İyi safkanlar da vardı orada. Neyse buna da şükür diyelim. Gelelim buradaki son koşuya. Evet, bir Godolphin'e ait olan bir safkan var burada. 7 nolu Proxy. Gördüğünüz gibi burada bir satışı kapalı bir dükkan. Best 365'te satışı kapatmışlar. Diğer oranlarda 1 lira 10 kuruş civarında bir orana sahip bir isim. 7 nolu safkan. 2 nolu safkan 3.5 liralık orana sahip. 1 nolu safkan 8 lira orana sahip. 3 nolu safkan 8 lira. 6 nolu safkan 11 lira. 10 nolu safkan 14 lira. 5 nolu safkan 14 lira. 9 nolu safkan 18 lira. 8 nolu safkan ve 4 nolu safkan da 33'er liralık orana sahip. Hemen programımıza geçelim bu son koşu için. Burada gördüğünüz gibi 7 nolu proxy, bu tapit temsilcisi John Velasquez'e start alacak olan bu Godolphin ekibisine ait bir safkan. Koşmuş olduğu yarışlarla bayağı üst düzey safkanlarla mücadele eden bu ismi büyük ihtimalle ben de kazanmasını bekliyorum. Yani büyük ihtimalle kazanmasını bekliyorum. Yine benim alternatif olsa bir banko adayım 7 nolu proxy. Yani bugün altılı ganyan son ayağı taşımak isteyenler için çok çok ideal bir banko adayım 7 nolu proxy olacak John Velasquez'de. Bu safkanın yanına at yazmak isteyenler de öncelikli olarak 2 nolu Sivip Sure, bir Uncle Mo temsilcisi Irak Ortiz Junior'a start alan bu safkanda iki yarışını üst üste kazanan oldukça formda bir isim. Daha sonra 1 nolu Noble Reflection, bir Limes Map temsilcisi yine bu pistin etkili bir orijine sahip. Javier Castellano start alan bu safkanda ikinci yarışında meydandan çıkan bir isim. İyi bir kalite bir safkan. Yani ilk ciddi rakipleri 2 ve 1 gözüküyor. Ama daha da at yazarsak buraya o zaman 5 nolu Unbelievable Honor, bir Honor Code temsilcisi Julian Laparoux'a start alan safkan yazılması gereken diğer isim. Bir de 6 nolu Hockey Dead, bir New East temsilcisi iyi bir orijin Mario Gutierrez'e start olacak olan bu safkanda bu yıl koşmuş olduğu 4 yarışın 3'ünü kazanmış bir isim arkadaşlar. Yani önce 7 nolu safkan benim bugün alternatif bankom ama ilk ciddi rakipleri 2 ve 1 daha da genişletirsek 5 ve 6'yı da yazıp bayağı bir şekilde geçebiliriz. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.